Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan Mavi Marmara gemisi 31 Mayıs 2010 tarihinde İsrail askerlerinin kalleşçe baskınına uğramıştı. O kanlı baskının ikinci yıl dönümünde hayatını kaybedenler bir kez daha Mavi Marmara'da anıldı. Bu gemi 2 sene önce yola çıktığında da şimdi de hedefine doğru yoluna devam ediyor. Kahrolsun İsrail! Sarayburnu'ndan dualarla uğurlandı. Akdeniz'de İsrail askerlerinin baskınına uğradı. Mavi Marmara gemisine yapılan kanlı baskının üzerinden 2 yıl geçti. Yaralılarımız var. Eşiniz şehit oldu. Hiç aklınızdan geçti mi? Bu yolculuğa çıkmasaydık acaba dediğiniz oldu mu? Hayır, hiç dediğim olmadı. Tam tersi, Allah'ım neden bana da bir kurşun değmedi diye soruyorum kendime. Demek yapacağımız çok şeyler varmış. Sıramızı bekliyoruz inşallah. Mavi Marmara gemisi bundan tam 2 yıl önce Gazze'ye insani yardım götürüyordu. Akdeniz'de uluslararası sularda İsrail askerlerinin saldırısına uğradı. O saldırıda 9 yardım gönüllüsü hayatını kaybetti, onlarcası yaralandı. Ve Mavi Marmara o saldırıdan sonra Haliç tersanesine çekildi. Mavi Marmara gemisinde yapılan anma törenine baskında hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınları da katıldı. Şehit aileler olarak burada bulunmak, bu geceyi Mavi Marmara'da geçirmek gerçekten hepimiz için son derece üzücü ve sarsıcıydı. Ya bugün bir kez daha anladık ki bizim acımızdan hiçbir şey eksilmemiş. İnanın ruhumuz kanıyor, ruhumuz acıyor. 2 yıl önceki yaşadıklarımızı bu akşam yine aynı şekilde sıcağı sıcağına taze taze yaşadık. Saldırının yıl dönümünde ziyarete açılan Mavi Marmara gemisi yurdun farklı yerlerinden gelenlerin akınına uğradı. Ben de çok olmak istedim, aday oldum, çok çaba sarf ettim ama gemiye binmek nasip olmadı. Çocuklara oyuncak götüreceklerdi, o oyuncakları kana buladı bu İsrail. Bu gemiye gelmemiz o gün binememenin ve gidememenin belki de bir telafi edilmesi. Gemiyi gezenler 2 yıl önce dünyanın gözleri önünde işlenen cinayetlere tanık olmanın hüznünü yeniden yaşadı. 2 yıl önceki yaşanan acılar hala canlı ve taze olarak yüreğimizde hissettik dün gece. Yaşanan acı büyük ancak inananlar şehitlerine sahip çıkıyor. Çok içimiz acıdı. Çok içimiz acıdı. Orada Müslümanlara biz yardım için gittiğimizde çok kötü şeylerle karşılaştık. Allah'ım bunları kahretsin. Ben başka bir şey demek istemiyorum. Yani çok içimizi yaktılar. İnsani Yardım Vakfı Yönetim Kurulu üyesi avukat Gülden Sönmez'se İsrail aleyhine açılan davaya değindi. Yakalama kararı hem Türkiye için hem de Interpol vasıtasıyla bütün dünyaya yansıyacak. Kim bu sanıkları görürse Türk makamlarına hemen bildirsin ve onları yakalayalım ve Türkiye mahkemelerinde yargılansınlar ve cezalarını bulsunlar.